Günaydın. Bugün arabam geliyor. Belki de gelmiştir, bilmiyorum. Dün akşam üzeri çekiciye yüklendi. Toplu çekiciyle geliyordu. Özel şahsi çekiciyle gelmeyecek bu sefer. Hep şahsi şahsi nereye kadar? Öyle şey mi olur ya? Öyle şey mi olur ya? Hanımefendiye bak. Bozuluyor, şahsiyle gidiyor. Düzeliyor, şahsiyle geliyor. Ulan bu hayatta araba olmak vardı. Hele hayal gibi bir araba olmak. Çok sinirim bozuk şu anda. Neyse, kahve falan içmem lazım. Yeni uyandım. Saat 10. Hadi başlayalım yeni güne. Diyeyim yani. Alo, alo. Aşkım susma. Güzel bir kahve yaptım ama burada kahve şeyi kalmış. Neyse arkadaşlar. Ne oldu be? Ah, çok çok sıcaktı, çok sıcaktı. Neyse bayağı kişi WhatsApp'tan mesaj atmış. Ne yazdılar bilmiyorum. WhatsApp mesajlarına bakmadım henüz. Sadece sabahtan beri beni şu an yanılttığımı izlediniz zaten. Ha, farklı bir şey yapmadım yani video dışında. Şimdi şu WhatsApp mesajlarına bir bakayım. Belki araba gelmiş de olabilir, bilmiyorum. Saat şu anda 11'e yaklaşmış. Aynen. Belki araba gelmiş de olabilir ama gelmemiş gibi duruyor. Oğlum bu ne lan? Bizim otoparka bak anasını satayım. Benim arabayı selamlamaya gelmişler galiba. Görüyor musun otoparktaki araba sayısını? Bunların hiçbiri bizim apartmandan değil bu arada, haberiniz olsun ha. Buradan birkaç tanesi bizim apartmandan. Geri kalan hepsi üçkağıtçı girişi yapıyorlar arkadaşlar. Üçkağıtçı girişi. Sonra çıkamıyorlar. Mesela burada şimdi büyük bir kaos çıkacak gibi ama haydi hayırlısı. Şuraya bakın ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Dedim WhatsApp'tan kim yazmış bakayım. Zafer yazmış arkadaşlar. Olay anlatıyor işte. Yok diyor arabayı sat diyor. Fiyat ne ya diyor. Ben dedim kaza yapsam ölürüm lan falan filan dedim ona. O dedi ki yavaş araba ölmez. Ulan dedim trafikte herkes mi yavaş? Yani ölüyorum lan. Evde oturduğum yerde bile ölüyorum yani. Duman geliyor. Ne dumanı lan bu? Ne oluyor arkadaşlar? Neyse işte ben de durumu özetledim. Böyle buraya koyayım dedim. İşte neymiş o bir şeyler almış. 25 lira vermiş falan filan. Türkiye ne oluyor Türkiye? Ne oluyor? Ne oluyor? Demeye kalmadan bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben bunu derken bile bir şey oldu kesin. Bilemedim. Ah. Ay ay. Hayat çok sıkıcı arkadaşlar. Şimdi şeye bakacağım bakın. Fiyat ne yana? Euro enkabına bakacağım. Çarpışma testine falan. Bir de Dogecoin'e bakalım. Beraber izleyelim. Çarpışma testinde bir ilk yaşanmış arkadaşlar Euro enkap tarihinde. Fiyat Punto yani fiyatın diğer arabası işte Linea'nın küçüğü arkadaşlar. Aynı kasa zaten aynı şey yani aynı parça. Enkap tarihinde bir ilk ve sıfır yıldız almış arkadaşlar. Gerçekten sıfır yıldız almış. Hangisi Fiat Punto? Bakın Fiat Punto harbiden 0 yıldız almış arkadaşlar. Mesela Ford abi 3 yıldız almış. Alfa Romeo Giulietta o da 3 yıldız almış. Ama 2017 Fiat Punto arkadaşlar 0 yıldız almış ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey cidden olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey ya? Araba pert oluyor arkadaşlar. Direkt araba pert yani. Şu arabayı çarptığınız direkt pert yani. Şuna baksanıza. Yanmamın bir şey kalmadı. Bir de Dojunki'ne bakalım. Bu da arkadaşlar Dojunki. Bakın bayağı çarpıyor. Ama hani ön taraftan hiçbir yere kadar hani böyle şeye kadar gelmiyor bakın mesela cam falan direkler falan hiç hasar görmüyor görüyor musunuz? Bak mesela sürücü gayet iyi pozisyonda. Ön camda hiçbir çatlak falan yok yani. Sadece şuralar falan dağılıyor. Bunlar aslında plastik parçalar arkadaşlar. Bunları onarmak çok basit yani. Bayağı da hızlı çarpıyorlar burada sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım bir. 35 mph diyor. Yani sanırım burada işte 50 ile falan mı? 50-60 ile falan çarpıyor arkadaşlar. Yani normal hıza göre. Yani direkt dümdüz duvara giriyorsunuz. Bir de hani giden bir arabaya falan girseniz yine daha az hasar alırsınız. Burada sert bir duvara çarpıyorsunuz. Yani arkadaşlar ben şeyden yanayım arkadaşlar. Her zaman işte sürücü güvenliğinden yanayım. O yüzden bana göre sürücü güvenliğinde abi benim araba şey. Benim araba hala da gelmemiş. Çekiciden falan bir haber yok arkadaşlar. Bekliyoruz, haber bekliyoruz yani. Haber geldiği gibi işte ben de gideceğim. Aracılayacağım arabayı. Zaten blokta da bunu göreceksiniz. Şimdi uyum videosu çekmem gerekiyor. Uyum videosu çekeceğim. Bu kadar. Yani yapacak başka bir şeyim yok. Çünkü uyum videosu çekmem gerekiyor. Saat şu anda 11'i çeyrek geçiyor arkadaşlar. Ne bakıyorsunuz oğlum? Liza! Ne yapıyorsun bebeğim? Ne yapıyorsun aşkım otur. Otur. Aferin kızıma benim. Aferin kızım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kızım sakin ol. Liza sakin ol. Liza bebeğim sakin ol. Hayır! 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Vuruldum! Vuruldum! Ben bir salağım. Şimdi dışarı çıktık arkadaşlar. Yonca ile birlikte. Yonca da burada. Daha demin ne oldu biliyor musunuz? Arabaya şey çekici parasını şey yapacaktım. Bir baktım Discord botum arabanın çekici parasını çekmiş. Yani eksiye düşürmüş. Ulan ATM'ye gittim dedi ki kartta bu kadar para vardı. Neden bu para çekilmiş? Düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Allah Allah diyorum. Bir baktım abi geçmiş harcamalara.
Discord botu. Yani bizim Discord'daki olanlar bilir. Liza yine para yemiş arkadaşlar. Liza para yemezse olmaz zaten. Oturduğu yerden köpek yiyor. Ya köpek yiyor diyorum. Allah söyletti. Köpek de yiyor zaten de. Ama işte oturduğu yerden para da yiyor. Ya bak, evde para yiyor. Discord'da para yiyor. Bilgisayarda, salon ortamda para yiyor. Köpek her yerde para yiyor. Köpek yiyor abi. Sinirlendim şu an. Ay neyse, dışarıdayım şimdi. Burası da dışarısı arkadaşlar, görüyorsunuz. Telefonum çalıyor. Telefona bakacağım. Sonra devam edeceğiz. Orada bir dayı oturuyor. Merhaba dayı. Yonca evcimik. Gel yanıma gel. Gel cimle gel. Aa, dom kurşunu değdi. Yandan komşu. Kim burada mı? Değil bence. Açmayacağım lan. Açmıyorum kardeşim. Aha yandan. Görüyorsunuz arkadaşlar, çok ünlü yandan. Bir kere açar mısınız? Bir röportaj yapabilir miyiz yandan bey? Tamam uyuyormuş adam. Yandan bey uyuyormuş arkadaşlar. Evet, araba gelmiş. Şimdi arabayı almaya gideceğim ve videonun ana konusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Arabayı nasıl aldım, nasıl yaptırdım biliyorsunuz ki bir canlı yayın yapılmıştı bu kanalda. O canlı yayın neden yapıldı, niçin yapıldı? Önce'yle birlikte bunu açıklamayacağız. Evet. Önce ne yapıyorsun? Allah, hadi çıksana, hadi. Allah Allah. Oh, asansör 7. katta, buraya yakın. Çağır çabuk. Bugün büyük gün kızım, büyük gün. Kaç haftadır hasretim kızımı. Hadi gidelim ya. No way, ışınlanma keyfi. Aman nereye geldik, bu ne arkadaşlar? Burada bu apartman temizlerken bunlarla mı temizleniyoruz? Hadi gidelim hadi. Bu abi temizliyor. Evet, şu an arabaya bayağı yaklaştım. Şuradan dönünce araba karşıma çıkması lazım yani, normal olarak bilmiyorum. Burada bir köpek var. Merhaba köpek. Ne kadar olduğu bilmiyorum ama benim için bayağı bir uzun süreydi. Yonca için de öyle. Hani Yonca babası kızına ayrıldı diye. Aha burası galiba. Şu alan olabilir galiba, bilmiyorum ama çok böyle çekilecek araçlar orada. Aha sanırım bununla gelmiş. Bu taraf da olabilir. Çok emin olamadım ama Doge'u direkt fark ederiz arkadaşlar zaten. Neredesin Doge? Doge kayıp arkadaşlar. Yok burada. Bunda mı acaba, hala inmedi mi? Hayır, burası konum burasıydı arkadaşlar. Kaçırmışlar arabamı, kaçırmışlar. Hala yok. Aha burada buldum. Benimki özel yere geçmiş arkadaşlar, bakın orada. Hadi alalım arabayı. Arkadaşlar şu an arabada bir sıkıntı yok. Benzin ibresinde bir sıkıntı var sadece. O da büyük ihtimalle fullleyince geçecek diye düşünüyorum. Şu an çünkü algılamıyor. Araba gidiyor. Hem de cayır cayır gidiyor. Eskisinden daha iyi olmuş gerçekten. Buradan teşekkür ediyorum. Yani usta gerçekten harbi ustaymış arkadaşlar. Şimdi annemin yanına gidiyorum. Dediğim gibi açıklama yapacağım demiştim arkadaşlar. Annemle yan yana açıklama yapma kararı aldık. Annemin evine de yaklaştım zaten. Şu anda annemin mahallesindeyim arkadaşlar. Böyle burayı da görüyorsunuz şu an. Evet, hazırsak geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda geldim. Yanımda annem var ve kedileri var. Annem kedili biliyorsunuz. Arkadaşlar olayları biliyorsunuz. Biz annemlerle zaten biraz da bahsettiğim gibi, canlı da bahsettim. Artık konuşmama kararı aldık. Yani barışız. 17 milyar küsür tuttu galiba. Annem sağ olsun. 17 milyar 7 milyar verdi. Yarısına çoğunu nasıl ödemiş oluyor? Bunun nasıl bir matematik? 17 milyar hani 15 tutuyordu. 17 tuttu. 17 tuttu. Ya bu ne abi? Neyse arkadaşlar, gerçekten birbirimize zarar verdiğimiz için konuşmama kararı aldık. Çünkü neden? Ben gereksiz yere, yersiz yere sinirleniyorum. Yanlış anlaşılmalar oluyor. Hani birbirimizi sürekli yanlış anlıyoruz. Yani bir mantığı yok, anladınız mı? Konuşmamızın bir mantığı yok. Neden? Çünkü annem bana A diyor, ben B anlıyorum. Annem C diyor, ben D anlıyorum. Mantığı yok yani. Annem beni belki doğru anlıyor olabilir ama ben annemi yanlış anlıyorum. Herhalde yaşımdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Normalde çok sık gene görüşmüyorduk ama hem şöyle bir şey var. Hani hem annem, anne tarafım aynı şekilde böyle istiyor yani, annem gel. Hani diyor ki Furkan diyor, biz birbirimize zarar veriyoruz. Biraz uzak duralım. Ben de aynı şekilde annemleri haklı buluyorum. Aynen, biraz mesafeli. Yani biraz daha mesafeli olacağız arkadaşlar. Çünkü hani artık ben yaşım başımı aldım ve bundan dolayı hani belki kararlarım, belki görüşlerim annemlerle uyuşmuyor olabilir ve bunlardan dolayı da annemlere batıyor olabilir. Batıyor muyum sana? Evler ayrıydı ama yine evleri bir falan tutuyorduk. Artık öyle değiliz yani. Ortak aldığımız bir karar sonucu. Ben Tanrım de... kötü kullarını. Sen affetsen ben affetmem. Outro'yu alalım.